Herkese merhaba, ben Şenol. Scam'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle oyun Steam'e çıktı, 32 TL. Onun için direkt kaptım abi. Dayanamadım. Baya sağlam, hayatta kalma oyunu, deli gibi içerik var. Ben daha ufak bir kısmına anca bakmışımdır. Muhtemelen bir miktar oynadım, tamamen cahil değilim. Elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi karakterim burada ki sıfırdan başlayacağım. Ayarlara girmeme gerek var mı? Şöyle ufaktan bir göstereyim. En azından oyunun video ayarlarını göstermek istiyorum. Çünkü ne de olsa early access'ler çoğunlukla sıkıntılı olabiliyor. Ama gördüğünüz gibi ki bilgisayar özelliklerim kanalın hakkında bölümünde var. Neredeyse full ultra abi, ona rağmen 60 FPS'nin altına düştüğünü bir iki yerde gördüm. O da nasıl? Loading ekranı falan gelmiyor ama belli bir miktar koştuktan sonra belli bir bölgeden belli bir bölgeye girerken galiba iki yerde öyle dikkat ettim. Yani uzun süre koştuktan sonra bile bir saniyelik donma oldu. Ondan sonra tekrar düzeldi. Bütün olayı o. Crate diyelim. Aşırı ayrıntılı bir karakter açma ekranı var. Öğrendiğim kadarıyla açıklayacağım ki birçok şey daha açık bile değil. Öncelikle burada karakterin ismi Sword yapalım. Yaşını belirtebiliyorsunuz. Yaşta olay statlarınızı değiştiriyor. Şu anlık Dex'te fazla bir şey olmadığı için Dex 0 olduğu bölgede. Normalde kendi yaşımı yapacaktım, 33. De dedim 40'a getireyim. Boşu boşuna Dex'e şey kayıyor ki birazdan göstereceğim zaten Dex niye lazım diye. Normalde her oyunda Dex illaki bir miktar lazım olabilir ama şu anda da Dex'e lazım olacak şeyler aktif değil. Onun için gerekmiyor. Vücut bölümü tamamen kişiden kişiye kalmış ama yine dexterity muhabbetinden dolayı ki zaten bana kalsa yine aynı. Ne de olsa bilgisayar başına götümüzü kaldırmıyoruz ama vücut daha bir yapmak gerektiği zaman yapıyoruz. Full kaslı bir abi yaptım. İsterseniz zayıf yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi statlar orada değişiyor. STR düşüyor. Dexterity artıyor. Bunda STR ile intellect artıyor. Şişman olunca demek ki zeki oluyorsun. Nasıl oluyorsa neyse. Sonuçta bunun da zekası hiç fena değil. Dexti kötü. Strength, constitution iyi. Bu şekilde bırakıyorum. Kafa tipi 4 tane var. Standart herhalde. Çekiç kafa en iyisi ya. Böyle bir top kafa var. Kepçe var. Zenci abi var. Aslında bu da daha sağlammış ha. Tamam abi, bu olsun. Dövme koyabiliyorsun. Bunda da dövme gözükmez ki. Neyse, dövme ama hepsinde yüzde de var. Yüzde dövme olunca beni hiç sarmıyorum. Çünkü dövmeyi sallıyorum. Onun dışında burada ne yönden sıkıntısı var. Dezavantaj olarak. Şu an bir şey seçmiyoruz ama oyun açılırken dikkat ettim. Kendi random bir tane seçiyor. Burada alkolizm yazıyor. Smoking, drug abuse veyahut da miyop yazıyor galiba. Yanlış anlamadıysam. Ve bunların stage'leri de var. 1-2-3 şeklinde ne kadar güçlü bir alkolik olduğunu, ne kadar güçlü bir sigara içicisi olduğunu vesaire ayarlıyorsunuz artık. Artı olarak ne gelir bundan bilmiyorum. Lan yapmak herhalde en iyisi yani. Alkolik adamı ne yapacağız? Ama ona göre de belki bir metabolizma dayanıklılığı getiriyor olabilirler. Smoking az koşar da ne olur? Smoke attığınız zaman mı etkilenmez? Ne bilmiyorum, artısı ne olacak? Bunları çok merak ediyorum. Skin color falan, cinsiyet, hiçbirini ayarlayamıyorsunuz. Şu anların hepsi kapalı. İleride açılacak. İkinci sayfaya geçiyoruz. Burada zaten gösteriyorum muhabbeti. STR, Constitution, Dex. STR, Con, Dex, Int diyelim temizinden. Dilim dolanmayacak ona. Geç. Şimdi Strength'te Boxing, Rifle, Melee Weapon, Handgun var ki açılmamış olan Handguns. Ne alaka? Archery, Heavy Weapon, Weapon Throwing. Bunların hiçbiri açık değil. Şu elimizdekilerle artık idare edeceğiz. Boxing'e veresin var da verdiğin kadarıyla stat azalıyor. Şimdi başta 5 STR'miz vardı. Ona göre 10 puan verebiliyorsunuz. Kaçsa 2 katını verebiliyorsun. En fazla ben tüfek gördüm. Tabanca da gördüm aslında ama gel gör ki doğru düzgün mermi bulamadım. Mermi bulsan mermiyi sürekli teker teker sokuyorum. Jarjörünü bulamıyorum falan şeklinde. Çok ilginç bir loot sistemi var. Göstereceğim birazdan. Biraz şans da gerekiyor tabii. Bende biraz az olduğundan dolayı o konuda da bir sıkıntı olabilir. Boxing'e veresin var makarasını aslında. Birkaç tane yumruk atayım diye de. Melee damage'e vermek daha mantıklı. Melee medium yapayım. Rifle'ı medium yapayım. Allah ne verirse. Asılayım mı? Ha yok, bir dakika. Boxing basic'te kalsın da handgun'a da vereyim ya, ayıptır. Medium basic. Nasıl? Bence oldu, gayet güzel. Konuda endurance. Şimdi running koşuyorsanız endurance'de dayanıklılığınız ki bence dayanıklılık anladığım kadarıyla daha mantıklı. Advanced olarak ilk başta ona veriyorum. Running'i de buraya kadar çekebiliyoruz. Zaten ne yüzmeye ne dayanıklılığa şu an veremiyorsun. Dex'te sadece ve sadece stealth var. Onun için dediğim gibi Dex gerekmiyor şu anlık. Aslında stealth seven için
ki stealth gereken yerler bayağı var. Dex'i bir miktar oradan da fazla tutabilirsiniz. Mantıksız değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Fazla bir stata veremediğim için özellikle sallamıyorum bunu. Yoksa burada araba sürme, motor sürme, uçak sürme, işte tekne sürme, tırmanma, picklock, fırlatma vesaire bir ton şey var. İleri doğru açılacak. Bayağı bir şey gelecek anlaşılan. Intelligence'da abi Survivaling'e ben veriyorum. Çünkü yanlış anlamadıysam, hala deneme aşamasındayım ama Survivaling'e ne kadar veriyorsak craft resiplerin o kadar açık oluyor. Daha tam araştırmadım. Dediğim gibi bilgilerim gayet sınırlı. Ama olay o şekliyle işliyor gibi geliyor. Çünkü advanced değil de ben bir aşağısında verdim, yapabildiklerim yok yani, bir miktarı kısalmıştı. Ama istiyorsanız mesela şunu şöyle medium'a verip şuradan bir medium'a kadar kamuflajda da çıkabilirsiniz. Hatta öyle yapalım bu sefer. Öyle yapalım, ben de tam karşılaştırmış olayım neleri yapıp neleri yapamayacağımı. Tahmin ediyorum mermilerden eksilme olacak. Şu ana kadar hiç mermi craft edemedim. Buna malzeme gerekiyor. Bulamadım daha onları. Neyse böyle dedik. Karakur abi. Sicilimiz çıktı. Sürekli olarak arsın. Yakıyor abi bir yerleri belli. Bir şeyleri yakmayı seviyor. 1.80 boyumuz var, 110 kilomuz var, 40 yaşındayız. Burada özelliklerimiz ekstra yazıyor. Bak plus. Ben bir şey seçmedim ama sigara içiyor. Sürekli o şekilde sigara içen olarak geliyorlar. İşte ne zaman tutuklandı ki, şu an gördüğünüz gibi ben bunu yarın yayınlayacağım ki bu akşam yayında muhtemelen Allah ne verdiyse bunu oynarım. Beklerim hepinizi. Linki aşağıda var. Akşam 8'de yayınım var. 78'iz vesaire vesaire. Burada bilgiler var. Hadi bismillah dalalım. Daha baya baya iç ayrıntısı var da bildiğim kadarıyla ki fazla orada vakit kaybetmeden de dedim oyunun içine gireyim. Oyunun içinde farklı şekillerle başlayabilirsiniz. Ama benim anladığım kadarıyla ilk başta temizinden iki tane mızrak yapmak gerekiyor. Çünkü oyunda şu an single player oynuyorum. Serverlar sürekli kapanıp açılıyor. Bir şey yapamadım orada, öyle diyeyim. Muhtemelen düzeltirler yakın zamanda ki bu akşam muhtemelen serverda başlarım. Şimdi başladık. Kamerayı nereye koyarsam koyayım her türlü sıkıntı olacak. Çünkü sağdan soldan her şey açılıyor abi. İlk başta taba bastığınız zaman inventörünüz var. İnventörde yelin üstünüzdeki tişörte bir, pantolona iki tane cep olarak sayıyorum. İki tane şey koyabiliyorsunuz. Bir iki şeklinde sırtınızda silah takabiliyorsunuz. Bir de elinize silah alabiliyorsunuz. Şu anki pozisyon o. Crafting bölümü neler yapmanız gerektiği, işte ne yaparsanız ne verdiği falan çok açık değil. Adamın elinden çok tutmuyor tabiri caizse, öyle denir ya. Ama standart ilk başta yapılması gereken zaten en başta stone knife. Hemen ben ufaktan bir başlayayım. Yere deştiğiniz zaman, yani yerde taş aramıyorsunuz, yeri kurcalıyorsunuz abi. Deştiğiniz zaman bir tane büyük veya iki tane küçük taşla şu şekliyle seçerek veyahut göstereceğim şimdi stone knife. Veyahut crafting bölümünden şuradan seçerek craftlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk başta ben mesela onu dikkat etmemiştim başta. İlk başta seçtiğiniz zaman stone knife ne diyor? İki tane taş ister diyor. Aşağıdan değiştirebiliyorsun. İki tane küçük taşa da yapılıyor. Yani buradan hangi craft'ı yaparsanız yapın birçok şeyini değiştirebiliyorsunuz. İp istiyor mesela. Farklı farklı ipler kullanabiliyorsunuz. Telinden ipliğine kadar. Bir şeyi yaptığınız zaman her türlü yere düşüyor. Onu üstünüze almanız gerekiyor. İkinci olarak birçok başlama şeyi sunuyorlar. Genel olarak oyunun yapımcıları direkt üstünüzü başınızı parçalayın, onlarla birlikte çanta yapın falan diyor da. Açıkçası ben en yakın kasabaya gidip lootlamaya başlamayı daha mantıklı buluyorum. Şöyle bir durum var. Ya çanta buluyorsun ya kıyafet buluyorsun. Öyle bir güzelliği var. Neredeyim? Şuradayım. Bunlardan birer tane small bundle fayda. Ha yok, ufak değil. Şundan büyükten yapacağız. Bu da spear. Küçükten yapılmıyor. Küçükten de yapılsa fena olmazdı. Yaptığım şey Improvised Wooden Spear şu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi değiştirilmiyor. İlla ki Longwood Stick istiyor. Bıçak olarak bir ton çeşit var. İstediğinizi alabilirsiniz de illa ki onu almanız gerekiyor. Şunları da keseyim. Mümkünse iki tane, hatta üç tane. Bir iki şeklinde slotlara koyup bir tane de elinize alabiliyorsunuz. Çünkü Spear fırlatıldığı zaman gayet güzel hasar veriyor. Ve gideceği alanı da gösteriyor. O da gayet güzel bir şey. Direkt sağ tıkladığımda oluyor mu? Yok. İlla ki şunu da seçmeniz lazım. Taşı. Bunu spear. Veyahut dediğim gibi craft bölümünden de benim buradan daha kolayıma gitti ya. Hani resimini biliyorsan malzemelerine tıklıyorsun. Çıt çıt hemen yapıyorsun. Devam ediyorsun. Çift tıklarsan direkt slot'a yerleştiriyor. Search. Aha meyve. Ver kardeşim. Karnım acıkabilir. Bunda search var mı? Var. Senden de bir tane meyve. Rose hip. Bunlar yeniyor değil mi? Yeniyor. Ye abi.
Oyuna başladığın gibi pek bir yemek full vesaire tarzında başlamıyorsun. Biraz düşük oluyor. Şimdi göstereceğim zaten onu. Çok değişik bir yemek sistemi var. Çok hoşuma gitti. Ayrıntı orada başlıyor zaten. Şimdi birinci inventory'yi gösterdik. İkinci crafting'i gösterdik. Üçüncü de metabolizma. Şu an muhtemelen ben sol üstte koyarım ekranın. Çünkü orası aman aman gözükmesi gerekmiyor. Orada işte kalp rate, işte kan basıncı vesaire vesaire, akciğerin durumu, ısın, her şeyi gösteriyor. Bayağı sanki hastaneye yatmışsın. Burayı ilk gördüğümde yalnız yani karakter mi kullanıyoruz, uçak mı kullanıyoruz anlamadım. Bayağı jet uçaklarında bir ton ibre olur ya. Oy 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 oy. Sol tarafta aşırı ayrıntı var. Yaşın ne kadar, hayatta kaldığın kilon, ki şu anda mesela 110 kilo ile başladık. 0.2 kilo aldık yediğimiz veyahut da. Lootladığımız şeyler tahmin ediyorum kilo olarak sayılmıyordur. Muhtemelen yediğimiz şeyler. 200 gram yemek yemişiz. Şurada sickness bölümüne benim en fazla dikkat çekmek istiyorum. Orada çünkü arıza neyse işte ona göre bazı tedaviler uygulamanız gerekiyor. Çoğunlukla üstü parçalamamamın sebeplerinden bir tanesi, başkasından kıyafet bulabilirim, onları parçalayabilirim. Fakat benim üstümdekiler temiz olduğu için bir yara aldığında temiz kıyafetle bandaj yapabiliyorsun. Pisle değil. Yani pisle çanta yapabiliyorsun ama pisle bandaj yapamıyorsun. Onun için üstümdekiler bence daha değerli. Biraz dayak yediğim için oradan algıladım onu. Şimdi sağ tarafta aşağıdan başlayalım abi. Şu midemizin durumu şöyle anlatayım. Bu yakıt deposu. Bu motor. Yakıt deposu da aşağıdan sıradan koyduğun şeyler geliyor. Burada işlendikten sonra motor bölümünden size enerji, kalori veriyor. En son ya dışkı olarak ya sidik olarak buralara geliyor. Ya sıçacaksın ya işeyeceksin bunlar dolduktan sonra. Bir nevi sistem bu şekilde. Mineraller var ki hangi yemek ne mineral veriyor. Vitaminler var, hangi yemek ne vitamin veriyor. Bunların hepsini söylemiyor. Hatta hiçbirini söylemiyor. Sizin bilmeniz lazım. Ama temizinden vitaminin en basit yolu, vitamin hapları buluyorsunuz, çakıyorsunuz. Hepsini güzel götürüyor. Mineraller biraz random gidecek. Onun dışında asıl ana bölümde bu. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, işte fiber, water, sugar, sefet. Ben de o kadar dediğim gibi ayrıntısını tam olarak bilmiyorum. Tam böyle spor hastalarının oynayacağı oyun aslında bu. Baya baya spor hastalarının oynayacağı oyun. Böyle bilgisayar başında durur, yılda bir ay spora gider ama işte şu kadar protein veriyor, bu kadar kalori veriyor muhabbetler olur ya. Muhtemelen ben de yakın zamanda bunun sayesinde öğreneceğim. Hatta gaza gelip spora bile başlayabilirim, ne yalan söyleyeyim. Bayağı gaza geldim yani. Şunu da seçeceğim. Hop, bir tane daha yapalım. Bunu da elimize alalım. Tüv, fırlatacağız. Ama eldeki sıkıntı, bir şey craft etmeye başladığın zaman taşı eline alıyor ya. Pardon, bir şey kesmeye başladığın zaman taşı eline alıyor ya. Orada elindeki düşüyor. Onun için ona göre dikkat etmen lazım. Şimdi haritaya bakalım. Haritada yerimiz gözüküyor. Mavi olarak en yakın şehir burası. Genel olarak düşmanlar. Puppet olarak adlandırılıyor. Kukla deniyor ki ben zombi deyip geçeceğim. Bayağı zombi gibi hareket ediyorlar. Aynı bizim gibi mahkumlar bunlar. Denilene göre bunlar işte bilgisayar başındaki tipler tarafından kontrol edilen, bize saldırtılan mahkumlar diyebiliriz. Ama bayağı yaratık gibi hareket ediyorlar. Şöyle çok bir akıllılık durumu yok. Yani elinde direkt eliyle vuruyor yani. Hiç elinde bir silah bir şey de olmuyor. Hiç görmedim en azından ben. Koşu bölümü mouse'un topuyla yürüyorsunuz. Bir tık ileri ufak koşu, tempolu koşu. Bir tık ileri run. Tabana kuvvet. Ama tabana kuvveti sıkıntısı, deli gibi kalori yiyor ki onu da buradan görebiliyorsunuz. Kalori balansınız şu anda fena değil ama düşüyor. Neden? Herhangi bir kalori girmiyor. Fazladan kalori çıkıyor. Burada kalori gir. Aha bak, bahsettiğim bu. Gördünüz mü? Ufak bir tekledi. Bölüme gelirken bir şeyler render olurken o kadar. Onun dışında maşallah var. Kalorinin girişi, kalorinin çıkışı şu an bir şey girmiyor. Kalori girişi sabit. Rose hipler bir şeyler vermiyor mu ya? O kadar mı? Demek ki pek bir halta yaramıyor. Kullanışımız buradan ufak tefek kullandığımız için, ki deli gibi koşarsan deli gibi gidiyor. Tavsiyem elinizden geldiğince başta bir şey kullanmayın. Çünkü yemek yok doğru düzgün. Onun için direkt bir şeyler kullanmak pek akıllıca değil. Dediğim kukla var. Ona geleyim şimdi düşman olarak. Kuklalar var. Sizi gördüğü gibi, ses yaptığınız gibi Allah ne verdi size saldırıyor. Göreceli olarak dövebiliyorsunuz. Hani yumrukla bile bir nevi Seven Days to Die gibi. Hani vur çekil vur çekil şeklinde halledebiliyorsun. Robotlar var dev gibi. Baya Starcraft'tan fırlamış robotlar var. Şuradan zıplayabilecek miyim? Zıpladım be. Sandım bir şey. Bakıyorum hemen. Yok. Sıkıntı yok. Zaten pabucu göstermiyor bile. Pabucu ıslanmıyor herhalde. Veyahut içinde inventory'si olmadığı için midir? Nedir?
Ha, burası bayağı dökündüğü kasaba olduğu için burada robot yok. Herhangi bir şey duymuyorum. Pat pat diye ses duyuyorsun zaten ki seni gördüğü gibi pizandan başlıyor taramaya. Target engage. Onu görsek gösterelim de mümkünse görmesek de olur. Yalnız bu tarz yerlerde aslında şuraya bakmam daha mantıklı. Anladığım kadarıyla şu tarz binalarda çok bir al çıkmıyor. Şu su içmeye yarayabiliyor. Bayağı pompalar var. Su içmeye yarayabiliyor. Artı elinizde şişe vesaire bir şey varsa doldurabiliyorsunuz. Hemen hemen her halt lootlanıyor sağlamsa. Bak mesela kutu dağılmış lootlanmıyor. Kutu sağlam lootlanmıyor. İlk kutudan da kablo çıktı. Şart bir şey değil ama ilk başta çanta bir şekilde bulabilirsem fena olmaz. Piece of rubber. Geç şimdilik abi. Koyacak yerim yok. Bunlardan bir şeyler çıkabiliyor normalde. Tabii de çıkarsa. Bunların nasıl askeri yeşilleri var. Bunlardan özellikle silahlar vesaireler çıkıyor. Buralardan çanta çıkacağını da sanmıyorum. İlk başta benim bir çanta bulmam lazım. Veyahut çanta craftlamam lazım ki bunun içinde dediğim gibi üstündekileri parçalamak istemiyorsan en mantıklısı zombi. Kukla de, unuturum çünkü biliyorum. Zombilerden bulup öldürmen lazım ki üstündeki kıyafetleri parçalayıp çanta yapasın ki o da baya baya basit. Normalde temiz olarak ilk bundan başlanır. 3 tane kumaş, bir tane tel. Şu an bizde tel var diye istersen değiştirebilirsin. İplik yapabilirsin. Normal ip yapabilirsin. Veyahut en temizi improvise rope. Hiç şehre girmedin, hiç loot yapmadın. Kıyafetleri. Şu kumaşı parçaladığın zaman şunu craft edebiliyorsun. Şurada göstereyim hemen. 5 tane parçalanmışa ip yapabiliyorsun. Yani full kıyafetlerinden bu işi halledebiliyorsun. Dışarıda bir tane zombi bul yeter. Ne olur çanta ver Allah'ım. Kitchen board verdi. Onunla da ilginç şeyler yapılabiliyormuş. Ben daha çok bir şey yapamadım. Anca ocağı yakmak için kullanma amaçlı. Bir zavazingo yaptım. Hayret, bunun kapağı açık olmasına rağmen loot yapıyor. Normalde kapağı açık olan bir şeyleri çok lootlamıyor. Ama dediğim gibi mesela bak. Şurası dağınık lootlanmıyor. Burası sağlam. Çekmeceler açılmamış. Lootlanıyor. O şekilde yapmışlar. Yatakların kıyısında köşesinde de bir şeyler olabiliyor. Ben de daha loot yeni yeni öğreniyorum. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Baya baya acemisiyim. Daha çok içeriğiyle ne yapıyor onunla ilgilendim. Biraz daha önemli bir bina var mı ona bakıyorum. Çoğunlukla şehirlerde karakol falan oluyor. Hastane olabiliyor. Hani ana şehir diyebileceğimiz şeylerden olabiliyor. Onlar daha önemli. Lootlar atabiliyor. Onun için o tarz şeyleri kovalamak bana daha mantıklı geldi başta. Al işte mesela. Şu an koyacak yerim yok abi. Bana çanta lazım. Ne olur bir çanta ver. Allah rızası için bir çanta ver. Oo, kasayı kes. Ne vereceğim? Meta Scrap Diary ki bunu parçalayıp kağıda çeviriyorsun. Onun dışında bir işe yaramıyor. Bolt. Harbi mi diyorsun? Bolt ilk defa görüyorum bu arada. Bu da benim siftahım oldu. Ki bolt isteyen şeyler görmüştüm. Şu ana kadar doğal olarak hiç craftlayamadım. Kıyafet. Mesela buyur bunu parçalayabilirim ama şekliyle üstüme ilk başta giyip üstümdekini parçalayıp bandaj yapmak bana daha mantıklı geldi. Aha, bel çantası. Direkt 6 slot. Allah bereket versin. Yani aynen şunları alabilirim. Çift tıklamayla oluyor mu? Oluyor. Çok güzel. Bu tarafta çöpe kadar lootlayabiliyorsun abi. Her şeyi lootlayabiliyorsun. O neymiş? Kibrit. Ver bakalım abi. Bir şeyler yakarız onunla. Ya çoğunlukla kamp ateşi falan yakacaksın. Kamp ateşini yapmak zor demeyeceğim. Mantıklı. Gayet güzel yapmışlar. Ama bir miktar uğraşıyorsun tabii. Kamp ateşi yapmak bir dert. Onu yakmak ayrı dert. Onun üzerine et pişirmek apayrı bir dert. Al işte kamera lens. Mesela bunu daha önce de görmüştüm de şu ana kadar neye kullanıldığını bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla işaret crafting. He yok, üstünü almadan olmuyor değil mi? Alalım abi. Yalnız pompalı mermisi de. Shotgun da daha şu ana kadar hiç bulmadım. Siftahım yok. Şu şekilde işaretleyip senin işaretini kaldırırsam, onu işaretlesem herhangi bir şey gösteriyor mu? Şuna kullanılır, buna kullanılır. Çoğunlukla bu tarafta gösterebiliyordu ama. Neyse şimdi geçelim ki illaki atacağız onu. Muhtemelen. Hiçbir şey yok mu ya? Çanta bulamazsam zaten loot yapamayacağım ki. Şuradan bir tane çanta sevabına be. Çanta. Ne bu? Don. Lan basket. Parçala abi. Improvised wooden spear'ı yere bıraktı. Gördüğünüz gibi. Onu orada unutup gidebilirsin. Harbi geçmiş olsun diyebilirsin yani. Ha, bunlar da temiz. Abi ben bir tane çanta yapayım ya. Böyle olmayacak. Çanta olarak açıkçası şunu istiyorum ama
Bunu yapabilecek durumda mıyız? Kablom var. Onun için ip yapmama gerek yok. Parçalamaya gerek yok. Tekrardan bir bakalım. Kablom. 5 tane diyor. 4 tane long veya 4 tane short. Ya small. İğne gerekiyor. Bunu hayatta yapamam şu an. Neyse onlar orada kalsın. Hatta spear bile orada kalsın şimdilik. Etrafa bir bakalım. Belki ihtiyacımız olan bir şey çıkabilir. Sweet corn. Bunu mesela alıyorsun ama açma açamıyorsun. Açacağı lazım. Ama yemek en azından dursun. Belki açacak bulurum. Geç. Nasıl bu tobe? Ha geç. O nedir ya? Çıka çıka o mu çıktı? Bir tane daha bel çantası. Arasan bulamazsın. Bir tane daha terlik. Kumaşlar. Yandaki kumaşları görüyor muhtemelen. Bunların hepsi şu anda burada kalsın. Şu anda onlara yapabilecek hiçbir şeyim yok. Maalesef çanta olmadan bir halt edilmiyor. Hangi ev bu? Tamam musluğun yanındaki ev. Buraya gelirim zaten. Şöyle hızlıca etrafa bir göz atalım abi. Çanta lazım bana. Çanta. Daha selamünaleyküm ilk bölümden. Çanta bulamadan odayı mı kapatacağız? Genel olarak bu oyunu... Buraya bakmadım değil mi? Yok bu baktığım değil. Genel olarak bu oyunu zaten muhtemelen yayından atarım. Aklınızda bulunsun. Hani dediğim gibi. Cuma günü yayın yapamadım. Yani yapamayacağım. Size göre yapamadım oluyor. Çünkü Hakan'ın düğünü var. Parantez içinde yaparlar ya. Onun için cumartesi yakalıyor. Ben de inşallah cumartesi günü yayında iyice öğreneceğim bunu. Oo metal scrap. İşin kötüsü iğneyi bir tane zombi bulabilsem göstereceğim de yok namussuzlar. Arasan bulamazsın. Adamı öldürüyorsun. Parçalara ayırıyorsun. Sonra kolunu bacağın bu ilginç bir ne. Kolunu bacağını da ayırıyorsun. Aha asıl bu ilginç bir ne. Burada iğne çıkabilir. Kemiğinden iğne yapıyorsun. Onunla yapıyorsun onu. Onun için dediğim gibi hani full vahşi hayatta baya baya bir şey craft edebiliyorsun. Ama tabi illaki bir tane zombi bulman lazım. Valla zombi diyorum çok takılmazsınız da ben nelere ne demiş adamım ya. Herhalde takılmazsınız tahmin ediyorum. Kapağı açık olmasına rağmen loot yapıyor. Allah Allah. Normalde çoğunlukla dikkat etmiştim yapmıyordu. Şöyle bir taba basalım. Ne bu? Antibiyotik. Şimdi gel de alma bunu diyeceğim de şu ana kadar da hiç kullanmadım biliyor musun? Her seferinde bulduğumda da aldım. Önemli bir şeymiş gibi geliyor değil mi? Vitamin. Eat all. Bildiğim kadarıyla vitaminin ekstra bir sıkıntısı yok. Normalde yediğiniz şeyler midenizi doldurduğu zaman kusuyorsunuz. Hani sırf işeme sıçma değil kusma da var her yerde. Ama vitaminin fazlası bildiğim kadarıyla sıkıntı olmuyor. Şimdi vitaminlerin hepsi uçacak. Herhalde değil mi? 6 tane vitamin çaktığıma göre tahmin ediyorum uçması lazım. Kalori hala balans olarak artıdayız. Eksiye geldiği zaman ben acıktım deyip duruyor. Hani öyle bir acıkma yeri yok yani bu yemektir falan gibicesinden bir muhabbet yok bu oyunda. Direkt sizin kendiniz bakmanız gerekiyor. Ne kadar kalori geliyor, ne kadar kalori gidiyor. Bunları ayarlamanız lazım. Bu arada ben bir tane daha değişik bina görmüştüm. Buna girince o kaynamasın diyeceğim de. Bir de buranın üst katı var. Üst kata bir çıkalım. Yalnız abinin de tipi de bir ayrı korkutucu oldu ha. Vallahi godumu oturtur. Buralardan bir halt çıkmayacak gibi. Oğlum bir tane çanta ver ya. Vallahi bu ayıcıkta okul çantaları olsun yine kullanacağım. İnan artistik yapmayacağım. Normalde yaparım. Ben bunu mu giyeceğim falan diye. Şu an yapmayacağım yani. Şu an videonun yüz hürmetine needle. Seni atalım. O ne yapıyor? People take bee pollen for nutrition. As an take medicine desem mi? Onu düşünüyorum şu anda. Buradan ne yaramaz bana? Şunu yiyemiyorum değil mi hiçbir türlü? Bunu açmak için illaki şey gerekiyor. Improve stamina, atletik performans. Take medicine lan. Al gitsin. Alamıyor muyum? Alamıyorum. Niye? Take medicine. Kullanamıyorum. Vitaminde durumum nedir? Vitamin hala işliyor.
Bak tıkır tıkır arttırıyor. Hepsi saraya getirecek. Burada başka bir halt yok. Ama işin güzel tarafı iğne buldum. Ama hazır buradayken şuraya da bir bakayım. Ne olur ne olmaz. Belli mi olur? Burada belki bir çanta çıkar. Çak abi bunu. Çak çak çak. Bulduğunu çak. Refreshing. Layer with lime flavor. Tamam. Limonlu. Drink all. Şu anda bulduğumu gömüyorum doğal olarak. Şunu root olarak görmüyor mu? Görüyor pantolon. Benim pantolona göre bir farkı var mıdır acaba? Şöyle bir koyayım. Pantolon bölümüne giyeyim. Aynen. 4 slot. Yani içine bile sokabiliyorum onu. Öyle de bir işe yarıyor. Hadi buyur. Su verdi. Bunu tamamını içmedin mi? Drop abi. Al bakayım. Suda durumum nedir? Senin kesem dolmuş. Su. Water balance. Water intake. 140 water usage. Tamamını içebilir miyim? Drink all diyelim bakalım. Fazla da geliyor. Yani şu an hala test aşamasındayım. Öyle diyebilirim. Şu an bariz test aşamasındayım. Dediğim gibi mesela silah bulmak istiyorsanız mesela bazı yerler var. Onları da göstereyim hemen. Şunu kapat. Genel olarak ana şehirlerde o tarz kutular oluyor ama en fazla B1 diye işaretli olan, ki B1 normalde o karenin adı farkındayım ama B1'in altındaki havaalanına çoğu insan gidiyormuş. En fazla silah bulmanın, yani en bol miktarda silah bulmanın yolu orası diye söyleniyor. Haydi. Market olarak demek ki burası geçiyor. Burada da bayağı bir şey var. Neyse, şeyi bulduğumuza göre ben hangi taraftan geldim? Galiba bu taraftan mı geldim? Emin de değilim. En azından bir de çantayı yapaydım ya. Yok, bu taraf değil. Galiba bu taraf. Geldiğin yönü de aklında tutman lazım. Şurası? Burada değil. Hadi bir... Aha, bura. Yani birden fazla yer yoksa sanmıyorum. Sol aşağıda stamina'yı görebilirsiniz zaten. Direkt sta olarak yazıyor. Ne kadar onu fazla yerseniz. Tuvalete mi bırakmıştım? Aha. Yo. Nereye bıraktım ha? Ha, buraya bıraktım. Ne kadar fazla yerseniz o kadar fazla kalori. Ne kadar fazla kalori o kadar fazla sıkıntı. Öyle diyeyim. Onlara dikkat etmek lazım. Şimdi şunu yapmak için testere mi? Testerem yok ki abi. Makasım da yok. Bıçağım var. Yani dandik de olsa bıçaklara bakar mısın? Çeşit çeşit bıçak var. Oo, taş bıçak. Ha, taş bıçak işe yarıyor. Taş bıçak işe yarıyor. Needle olarak da bendeki needle şu var. Tabii. O işe yarayacak. Kablo var gibi. 5 tane kumaş var mı yerde? 5 tane kumaş. Bir var 5 tane kumaş. Hatta şunu da parçala. Kattı. Nasıl ya? Taşım kırılmış benim. Taşım kırılmış. Hemen şuradan. Aa, yağmur yağıyor. Çok güzel. Şundan yap. Şu. Su yüzünden mi yapmıyorsun? Şöyle yapalım. Aa, yok yok yok, bir dakika. İptal edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Çok güzel. Bunu da ilk defa öğrenmiş oldum. O yapmaya çalıştığı olay baltanın kafası. Baltanın kafasından sonra baltanın geri kalanını yapıyorsun. Bayağı ağaç falan devirebiliyorsun. Çok sıkıntılı bir işlem de değil. Rahatlıkla yapılabiliyor. Ama bana sopa da lazım değil mi? Kat bakayım. Kat bunu biç doğra. Yani şu an ıslanmam biraz sıkıntı oldu. Hemen göstereyim. Ağırlık yapıyor üstüne. Hani üşütüyorsun vesairesini daha ben göremedim. Ama bayağı ağırlık yapıyor. Long veya ikisi de oluyor değil mi? 4 bundan 4 bundan, güzel. Şimdi 2 bundan çıktı, 4 yapamam, 3 bundan çıktı ama şunu parçalara ayırıp 2 tane içinden çıkartıp toplamda 5 tane bile yapabiliyorum ki 4 tanesi bana yetecek. Bunları tek tek götürmek yerine toplu halde de götürebiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. 1, 2, 3 taneyi galiba iç içe alıyor da 5 taneyi de seçebiliyorsun. Hepsini toplayıp top haline getir diyorsun. Sözde hepsini bir araya koyuyor, sarıyor. Tek seferde tutabilmen için. Oha, hepsini bir yere mi koydun? Tamam.
Elimizi alıp içeri girelim. Şurada Uncraft'ta hepsini aç. Hop. Beşli bir şekilde açtı. Crab bölümünden şu an neyimiz eksik? 5 tane kumaşımız, 5 tane telimiz yok galiba. İp yapalım abi 2 tane. Yani bir tane var herhalde, onu 1 olarak sayıyor. Kumaş 1, 2, 3, 4, 5. He, taşım var artık, şunu da parçalayabilirim. Bir miktar craft gerekiyor abi. Bir miktar craft gerekiyor. Başta dediğim gibi gizli gizli ana mekanlara girip yemeğini ilk hatta oynadığımda öyle yaptım. Hiçbirini yapmadım ben bunların ama bir nevi oyunu tanıtma amaçlı göstermek için yapıyorum şu anda bunları. Şunu parçalara ayır. Kumaşı küçük parçalara ayıracağım. Küçük parçalarla ip yapıyorsun. Gösterme amaçlı yapıyorum. Normalde ben direkt başladığım gibi şehirlere daldım. Full loot yaptım. Bir nevi PUBG modelinde. Üst baş falan yapıp direkt zırhını, silahını falan çekebiliyorsun da mermi bulması tabii bayağı sıkıntı, onu da söylemeden edemeyeceğim. Kaç tane istiyor bu? 5 taneye 1. Bir tane daha parçalayacağım. Minimum. Hatta 2 tane daha parçalamam gerekebilir. Yaptığım 2 iple birlikte tahmin ediyorum bu olacak. Oha, hiç parça kalmamış. 3, 4, 5, 6, 5 tane kumaş mı gerekiyordu ona? Tekrardan bakalım, fazladan parçalamam gerekmesin de. Şu 5 tane kumaş istiyor, 2 tane ip istiyor. Şunu da parçalarsam, onunla bir tane de ip yaparsam tahmin ediyorum tamam olacak. İğnem var, taşım var, sopam var. 2 tane de ipim olduğu zaman yapıyor olabilmem la. 5 tane olmadı mı? 4 tane oldu. Bunlardan bir tane parçalarsam sıkıntı. Kıyafet var mı buralarda? Yok ki, burada yok. Şunlar parçalanıyor mu? Yok. Bunlara hiçbir şey yapamıyorsun. Ya var, üstümü başımı parçalatacak bana şimdi ha. Çanta yapmak için vallahi billahi. Sana bir şey diyeyim mi? Zaten şu veriyor bir. Parçala baba şunu. Islandı bir de, biliyor musun? Cut it rack. Parçala gitsin. Tamamen de çıplak olmuyorsun bu arada. İlla ki bir don atlet oluyor yani. Atlet de oluyor. Tamamen cıbıl diye bir şey yok anlaşılan. Şunu da parçala. 1, 2, 3, 4, 5. Ha bir dakika. Kıyafeti parçalarken ekstra şey değil mi çıkarttım ben? Kıyafeti parçalarken illa büyük kumaş değil, küçük kumaş da çıkabiliyor. Doğru. Oradan çıkan küçük kumaşla işimizi hallettik. Büyük kumaşlar bize kalmış oldu. Şunu da yapınca aynen büyük çantayı yapabiliyorum. Normalde dediğim gibi şunu yapabilirsiniz. 9 slotta olması lazım. Ama açıkçası biraz daha kasıp şunu yapmak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü arasında öyle... Yani küçüğü bulduğum malzeme bulabiliyorsan büyüğü de bulabilirsin. Şu an göstereceğim. Yanlış hatırlamıyorsam ona da iğne istiyor, ona da taş istiyor, ona da ip kumaş istiyor ama... Yok. İğne istemiyor muydu? Galiba. Bakıyorum şimdi. İğne istemiyor. O zaman sadece kendi üstündekileri parçalayarak yapabiliyorsun. Hemen hemen. Bir tane ip istiyor. 3 tane kumaş istiyor. Kendi üstündekileri parçalasan şunu yaparsın. Doğru. Tamam, neyse, sıkıntı yok. Yaptık mı yaptık. Çifti bir tıklıyorsun. Tıklamıyorsun. Koyuyorsun. Buyurun. 16 slotta abi. Ondan sonra gelsin lootlar. Bunlar temiz mi bu arada? Aynen, bunlar temiz. Temizlerden bir tanesini 3'e yerleştireyim. Improvise loot'un, bu benim olsun. İğnemi ver. Teli de ver. Onun dışında hazır, hazır ben hazırız abi. Ne yaptık? 3 tane sopamız var, çantamız var. Bir tane şey buldum. Genel olarak şu anda yapılması gereken buraları lootlamak. Kıyafetlerin ne kadar ıslak olduğu seni ne kadar hasta ediyor veya edip etmiyor ondan bile emin değilim açıkçası. Ama ağırlık yaptığı bariz belli. Direkt kiloyu arttırıyor. O da sıkıntı olabiliyor. Öncelikle stamina ve kalori gidimi bakımından. Ona dikkat etmek lazım. Aha, bir tane daha bitenim. Oha. Makas, özellikle plastik makas çok da şart değil ama ver bakalım şimdilik. Sonradan olmadı atarım. Yakında adam gibi. Yalnız bulunduğum şehir de bayağı da büyük gözüküyor ama biraz da hayal kırıklığı. Yani bu kadar kötü de olması ilgincime gitti. Bu kadar büyük şehir olup da. Hoş, tamamını unutmasam Allah bilir neler neler çıkacak, onu da bilmiyorum yani. Kötü diyorum ama şu anda. Çanta da bu arada deli gibi. Bak, bir kilosu oldu bile. 1.6 pantolon tuttu.
Hey gideş. Gir bakayım içeri. Ana hikaye bu arada bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Bayağı belli bir hapishanenin mahkumuyuz. Eğlence amaçlı bizi buraya salmışlar. Ki ilk aklıma gelen Dead Race. O şu an herhangi bir race durumu yok bunda belki ama ilk o geliyor aklıma. Mahkumları. Tahmin ediyorum idam edilmiş mahkumları. Bilmiyorum bu herif nereyi yaktı. Bir şeyleri yaktığı için. Kundakçı bu adam. Hani bu adam. Kundakçıyız biz abi. Aha. Onun için içeri almışlar. Giyelim bakalım ne yapalım. Hani neyi yaktık da idam mahkumuyuz veyahut da idam mahkumu değiliz de insan hakları mahkemesi Cenevre'dekiler bir halta yaramıyor. Yine de hani 5 yıl yemişsin yine de böyle ölüm yarışı gibi bir şeye sokmuşlar mı? Nasıl bir durum söz konusu emin değilim. Ama ana konu o. Bu tarz şehirlerdeki burada robot olmaması belli çünkü korunacak bir şey yok. Genel olarak adam gibi loot'un olduğu yerleri robotlar koruyor. Onlara gözükmeden stealth bir şekilde gitmeniz lazım. Bildiğim kadarıyla öldürülebiliyor ama yani bütün şehrin cephanesini toplasan soda ver. Cephanesini toplasan anca öldürürsün falan diyorlar. Hani çok fazla malzeme gidiyormuş. Bant. Bunların hepsi ıvır zıvır kullanmaya ki ileri doğru bunların hepsini göstereceğim. Bu bir nevi ilk bakıştı. Üstüne giyebiliyor muyum? Yok. Bunu da parçalayacağız o zaman. Oh. Halledik. Çark oyun mu? Aktif çarkı is sometimes used to help treat a drug overdose or poison. Oh, zehirlenmeye veyahut da uyuşturucudan fazla uyuşturucu almaktan dolayı bunu diyelim. Zehirlenmeye vesaireye karşı iyiymiş de şu anda onlar daha aktif değil bildiğim kadarıyla. Yani poison bölümü belki aktif olabilir de geri kalanı aktif değil. Onu biliyorum. Buralarda da bir şey yok. Ya bir tane en azından silah bulaydım fena değildi ya. Her yerden çıkabiliyor kasalardan en azından. Şöyle şehrin göbeğinde bir koşayım. Ya normalde şu an dışarıda yağmurda koşmak pek mantıklı değil. Hoş yağmuru bekleyip de hani böyle 15 dakika falan bekledim durmadı da oldu. Öyle bir durumda söz konusu yani yağmur illa böyle tık diye duracak diye bir kanun da yok. Bayağı bir sürebiliyor. Hani yağmurda koşarsın gidersin bir yerde ateş yakarsın kıyafetlerini tutup ateşin yanına atıyorsun. Kıyafetin üstündeyken de kuruyor fakat çıkartıp ateşin yanına atarsan çok daha hızlı kuruyormuş. Bunlar daha test edilmemiş tamamen kulaktan duyma haberlerdir. Aklınızda bulunsun. Burada bir alt yok. Bak şimdi buranın üstünde 10 numara bir kasa. Hayaller hayaller. Yok. Bu tarz şeyler de varmış. Dediğim gibi ayrıntılı muhtemelen devam edeceğim. Hani bir süre ben bunu oynarım. Ne kadar videosunu atarım bilmiyorum ama en azından yayınlarda falan bir süre kesin oynarım. Aklınızda bulunsun. Şu anda şuraya şöyle zulananayım. Maalesef silah bulamadım. Şu kasalardan genel olarak çıkıyor. Tabanca falan buralardan da çıkabiliyor da. Genellikle kasalardan falan çıkıyor. Yanlış anlamadıysam. Karakterin önünü de gösteremiyorum. Ancak altta böyle sağa sola bakabiliyorsunuz da kafasını göstermiyor. İnat ediyor. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.